Artık evin içinde ne varmış öğrenebiliriz. Oğlum ne seviniyorsun? Tehlikeli bir şey varmış evin içinde. Böyle sevinir mi? Evet. Allah'ım arkadaşlar şuna bakın. Vallahi kafa yemiş. Böyle böyle kafasını sallıyor. Efe sen hastaneden mi kaçtın? Ne hastanesi abi? Akıl hastanesi Efe. Gelmiş böyle kafanı sallıyorsun deli gibi. Hissediyorum. Bu evin içinde gizli bir yerler var. Neresiymiş orası? Şu sağ taraf. Televizyonun olduğu yer. Gizli bir yer var orada. Hissediyorum. Tam köşede. Gidip bakalım bir. Hani nerede? Burada. Evet evet orası. Oraya kır bakalım. Orada gizli bir şeyler var. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Lan Efe. Allah'ım. Lan büyücü ne yaptın? Gizli bir yer buldun da kardeşim düştü aşağı. Ya büyücü ne yapıyorsun ya? Oğlum ah kafama geldi. Ne yapıyorsun sen? Lama mısın yüzüme tükürüyorsun Efe? Lama Efe. Allah inşallah kötü bir şey çıkmaz. Açıyorum açtım. Allah lan. Efe bu da ne böyle? Görmemişsin kedi. Efe kedi olduğunu görüyorum da bu nasıl kedi? İnsandan büyük kedi mi olur? Doğru bildin. Ben sıradan bir kedi değilim. Ben Minecraft dünyasının en tehlikeli kedisi Karton Cat. Karton Cat mi? Lan sen nasıl konuşuyorsun lan? Lan Efe! Oha! Kardeşime ne yaptın lan sen? Kimse benimle böyle konuşamaz. Ha öyle mi? Sen şimdi görürsün. Al bakalım. Oh! Oha! Arkadaşlar şuna bakın lan. Hiçbir şey göremiyorum. Efe çabuk olman lazım. Geliyor. Efe geldi. Lan geliyor. Arkadaşlar kaçın. Lan vallahi geliyor. Çabuk saklanalım. Oh sonunda saklanabildik ya. Arkadaşlar bu karton cat midir nedir? Hala bizi arıyor. Bayağı güçlü bir şeymiş yani. Biz Efe ile birlikte gücümüz yetmiyor. Onu yenemiyoruz arkadaşlar. Bize güç lazım. Kanala abone olup videoda like atarsanız arkadaşlar biz güçleneceğiz. Belki de sizin sayenizde o karton cat'i yenebileceğiz yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir şey yapacağız. Bugün arkadaşlar evimizde böyle çok gizli bir şey varmış. Bu evin içinde çok ama çok gizli bir şey var. Çok gizli bir şey mi var? Fakat bizde ne olduğunu bilmiyoruz yani. Araştıracağız ve o gizli şeyin ne olduğunu bulacağız. Şimdi Efe'ye de haber vereyim de yani onunla birlikte arayalım. Böyle tek başına arayarak olmaz. Acaba Efe nerede? Oha! O neydi lan? Arkadaşlar görüyor musunuz? Efe'nin nerede olduğunu bulduk. Efe uyuyormuş arkadaşlar. Hemen şunu bir uyandıralım bari. Şuna bak ayı gibi horluyor. Aha vallahi orada yatıyor şu anda. Efe! Kalk Efe kalk! Yardımın lazım senin yardımın lazım. Afiyet. Gitme oğlum kalksana. Bak öğlen oldu akşam olacak birazdan hala uyuyorsun sen. Afiyetim sana. Bak abisine vuruyor. Eşeğin sıpası. Sen şimdi görürsün lan. Ben bunu nasıl uyandıracağımı biliyorum. Yani hep suyla falan uyandırıyordum. Ha bu sefer alarm kuracağım ve şu alarmın sesini sonuna çıkartayım böyle. Hop tamam şu alarmı kurdum. Bir dakika sonra çalacak Efe efendi. Görelim bakalım. Bu alarma da uyanmazsan artık benim adım da Kaan değil artık. Hadi bakalım. Lan oğlum. Lan şuraya bak top gibi sekti her yere çarptı kafasını vurdu. Lan ne yaptın? Aa saati kırdı. Oğlum saatin ne suçu vardı? Abi. Oğlum hani bugün çok önemli bir gündü. Niye uyuyorsun sen hala? Abi ya niye beni uyandırıyorsun? Tam güzel de böyle kız arkadaşımla havuzdaydım. Onun kol kaslarımın ne kadar güçlü olduğuna bakıyordum. Ha. Rüyanda kız arkadaşlarına kaslarını mı gösteriyordun? Evet. Hangi kaslar Efe? Ben bakınca oraya bir göbek görüyorum sadece. Ne alaka ya? Ya neyse bugün çok önemli bir işimiz var. Nasıl unutursun? Ne işi? Oğlum hatırlasana hani bizim önceki videoda hani evimiz konuşmaya başlamıştı. Ve evimiz konuşunca şey demişti bize. Bu evin içinde çok gizli bir şey var ama çok tehlikeli. Dikkat edin onu bulmanız gerekiyor falan demişti. Bugün onu bulacağız işte. Haklısın abi şunu unutmuşum. Ya hadi bakalım yani büyücüyü falan da arayalım da büyücü belki bize yardım eder. Tamam. Yine benim telefonum nerede? Bakayım vallahi yok. Nerede benim telefonum Efe yoksa sen mi aldın? Yok abi ya ben ne yapayım yani senin telefonunu? He anlarız şimdi. Ver bakalım sen kendi telefonunu ver bana. Ne ki? Büyücü arayacağım büyücüyü ver bakalım. He al. Tamam arkadaşlar şimdi çaktırmadan kendimi arayayım böyle. Aha. Vallahi şuralardan bir yerden geliyor ses. Vallahi senden geliyor. Çıkar lan telefonu. Eşek sıpası sen almışsın. Ver lan telefonu. Bak kaçıyor bir de. Al abi ya. Heh ne yaptın sen benim telefonumu niye aldın? Abi ya benim telefonumda hiç oyun yok. Senin telefonunda bir sürü oyun var. He o yüzden almış demek ki. Neyse bakalım şimdi büyücü arayalım. Aha çalıyor. Yav kim arıyor tam da oyun oynuyordum ya. Neyse bakalım kimmiş.
Alo. Alo büyücü. Ben Kanstal. Senin yardımına ihtiyacım var. Evimizde çok gizli bir şey varmış da yani. Onu bulmamız gerekiyor. Yardım eder misin? Valla Kanstal. Şu anda zaten çok önemli bir işimin ortasında aradım beni. Gelmeyeceğim. Olmaz. Ya senin ne daha büyük bir işin olabilir ya? Gerçekten bak bu çok önemli. Gelmen lazım. Evimizde çok tehlikeli ve gizli bir şey varmış. Bunu bulmamız lazım diyorum. Ya Kanstal. Gelmeyeceğim diyorsam gelmeyeceğim. Allah Allah. Ya tamam büyücü tamam. Eğer buraya yanımıza gelirsen sana 50.000 TL vereceğim. Tamam Kanstal. Hemen geliyorum. Hatta uçağa binip geliyorum. Hemen oradayım. Heh iyi bari. Arkadaşlar görüyor musunuz? Parayı duyunca nasıl da böyle koşa koşa gelecek kesin. Abi geliyor muymuş büyücü? Yardım edecek miymiş? Evet edeceğim. Allah o ses nereden geldi lan? Büyücü ödüm patlattım. Bir anda çıkılır mı böyle arkamdan? Kanstal hani nerede param? Ya dur önce evimizde gizli ne varmış onu bulalım ondan sonra veririm. Aa Kanstal evet. Haklı olabilirsin. Hissediyor gibiyim. Bu evin içinde gerçekten gizli bir şeyler var. Ama sanki yanlış zamanda geldim. Böyle bu gizli olan şey gündüzleri değil de akşamları ortaya çıkıyor. Akşamları bulabiliriz. O yüzden akşam olmasını bekleyelim. Akşam olmasını bekleyeceğiz. İyi tam bari akşam olmasını bekleyelim. Ne yapalım? Acaba ne var şu yüzü sen görebiliyor musun? Yok ne olduğunu ben göremiyorum ama akşam inşallah göreceğiz. Efe sence bizim evin içinde gizli ne var ki? Abi ne bileyim ya hiç bilmiyorum. Arkadaşlar zaten önceki videoda öğrenmiştik evimiz içinde gizli bir şey olduğunu da çok tehlikeli bir şeymiş acaba ne yani ben de çok merak ettim neyse bir akşam olmasını bekledim ondan sonra devam ederiz yani aramaya. Tamamdır Konstal akşam oldu artık evin içinde ne varmış öğrenebiliriz. Oley! Oğlum ne seviniyorsun tehlikeli bir şey varmış evin içinde böyle sevinir mi? Evet. Allah'ım arkadaşlar şuna bakın valla kafa yemiş böyle böyle kafasını sallıyor. Efe sen hastaneden mi kaçtın? Ne hastanesi abi? Akıl hastanesi Efe gelmiş böyle kafanı sallıyorsun deli gibi. Tamam ya tamam şaka yaptık. Hadi arayalım bakalım evin içinde ne varmış. Tamam bakalım. Bayanlar önden Efe. Ben mi? Sen ne diyorsun lan? Oh tamam ya özür dilerim tamam tamam. Şaka yapmıştım. Efe dur sakin ol. Ya dilimi eşek araları sokaydı da valla böyle şaka yapmasaydım ya. Ya neyse büyücü hadi artık girelim şu evin içine ne varmış öğrenelim. Tamam Kanstal hadi bakalım. Evet büyücü neredeymiş bu gizli yer göster bakalım. Evet hissediyorum bu evin içine gizli bir yerler var. Neresiymiş orası? Şu sağ taraf televizyonun olduğu yer gizli bir yer var orada hissediyorum tam köşede. Gidip bakalım bir. Hani nerede? Burada. Evet orası. Oraya kır bakalım orada gizli bir şeyler var. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim hadi. Lan Efe Allah'ım. Lan büyücü ne yaptın gizli bir yer buldun da kardeşim düştü aşağı. Ya büyücü ne yapıyorsun ya? Oğlum ah kafama geldi ne yapıyorsun sen lama mısın yüzüme tükürüyorsun Efe? Lama Efe. Ya özür dilerim bir dakika olmadı. Ne yapayım orada gizli bir yer olduğunu hissettim de öyle bir yer olduğunu hissetmedim. Neyse aramaya devam edelim bir yer daha hissediyorum. Hadi bakalım inşallah burada kötü bir yer değildir yani böyle aşağı falan düşmeyiz. Bu yer tam da yukarıda. Yukarıda mı? İyi hadi bakalım yukarı çıkalım. Of abi ya neredeymiş bu? Bir tane bulamadık. Evet ya büyücü nerede bu artık hadi bul bakalım. Tam Kanstal hissediyorum buralarda bir yerde. Şu taraftan beni takip edin. İyi hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz acaba ne buldu büyücü? Evet hissediyorum. Şurası Efe'nin odası mıydı? Evet orası Efe'nin odası. Tamam beni takip edin burada. Aha arkadaşlar galiba büyücü buldu hadi bakalım valla iyice heyecanlandım şu anda. Tam nerede? Şimdi arıyorum. Omagama bogama bu gizli yer nerede? De göster bana kendini. Tamam buldum burası. Hani neresi? Şu dolabı kırın bakayım. Dolabı mı? Ya büyücü dolabı niye kıralım? Bak açayım içini. Açılmıyormuş tamam. Büyücü dolabı niye kırayım ben? Ya sen dediğimi yap kır işte. İyi hadi bakalım kırıyorum. Abi şu kırma. Kırmayayım mı? Niye ki ne oldu? Ya tehlikeli bir şey çıkarsa? Oğlum ne yapalım gizli bir yer varmış öğrenmek zorundayız yani açmayalım şimdi merak etmiyor musun sen? Ya merak ediyorum ama ya tehlikeliyse? Valla tehlikeliyse artık yapacak bir şey yok. Bu riski göze aldık. Kırıyorum. Abi tamam o zaman dur. Aynı anda kıralım. Aynı anda mı kıralım hadi. 3, 2, 1. Hadi. Allah. Lan burada kapı varmış. Sen biliyor muydun burada kapı olduğunu? Hayır. Arkadaşlar. Vallahi şu an çok elametli şeyler oluyor. Kanstal devam edin. Açın o kapıyı. Hissediyorum orada. Allah inşallah kötü bir şey çıkmaz Efe. Açıyorum. Açıyorum. Hadi bakalım inşallah kötü bir şey çıkmaz. Aç. Lan bir tane daha kapı çıktı. Allah Allah bu işte bir gariplik var arkadaşlar. Kapı içinden kapı çıkıyor ilginç. Neyse devam edelim. Efe hazır mısın? Açıyorum. Abi çok heyecanlıyım. Lan Efe ne yaptın sen? Abi heyecanla yaptım ya. Eşek sıpasına bak. Valla pis de koktu ya sarımsak yemiş. Neyse hadi bakalım arkadaşlar açıyorum. Ya yine ne oldu? Abi bunda ben. Bunda sen mi açtın? İyi tamam hadi bakalım aç. Evet. Aa canım. Açtım. Aha lan. Bir tane daha kapı çıktı. Ya yeter artık ya. Harbiden yeter ya bu kaçıncı kapı? İnşallah bu son kapıdır açıyorum aç.
Tım, alma. Lan. Aa! Efe, bu da ne böyle? Abi, görmüyor musun kedi? Efe, kedi olduğunu görüyorum da bu nasıl kedi? Ben hayatımda ilk defa böyle bir kedi gördüm. Hem insandan büyük kedi mi olur? Bu nasıl kedi böyle? Şuna bakın. Ağza bak ağza. Gözlere bak gözlere. Valla çok değişik bir kediymiş bu. Bu nasıl bir kedi böyle ya? Normal bir kediye hiç benzemiyor. Evet Kaanstal. Doğru bildin. Ben sıradan bir kedi değilim. Ben çok ama çok özel olan Minecraft dünyasının en tehlikeli kedisi Karton Cat. Karton Cat mi? Ben seni ilk defa duyuyorum. Ama Kaanstal, ben seni çok duydum. Ve şehrine geldim. Bana bulaşmak istemezsin. Ya ben sana bulaşmadım zaten. Sen bana bulaşıyorsun. Haha doğru ya. Ve şimdi sizi öldüreceğim. Öldürecek misin? Ya biz sana ne yaptık? Bir şey yapmanıza gerek yok. Ben istediğim kişiye saldırırım. Lan sen nasıl konuşuyorsun lan? Lan sen nasıl konuşuyorsun lan? Aa! Lan Efe! Oha arkadaşlar! Kardeşime ne yaptın lan sen? Kimse benimle böyle konuşamaz. Ha öyle mi? Sen şimdi görürsün. Al bakalım. Oh! Oha! Arkadaşlar şuna bakın lan. Hiçbir şey göremiyorum. Nasıl bir kediymiş bu böyle? Lan kör oldum. Efe neredesin? Burada mısın? Arkandayım abi. Arkamda mısın? Efe! Çabuk kalkman lazım. Geliyor. Efe geldi. Aa! Lan geliyor. Arkadaşlar kaçın. Abi gel buraya saklanalım. Tamam tamam Efe. Oh! Vallahi 2 saattir kaçıyoruz. Son anda saklandık. Bakayım nerede, hala orada bize mi bakıyor? Çıkın lan ortaya. Sizi illa eninde sonunda bulacağım. Arkadaşlar şuna bakın ya. Nereden çıktı bu başımızın belası? Neyse arkadaşlar şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Bakalım bir sonraki videoda neler olacak. Bu Karton Cat'i nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama bir şekilde yolunu buluruz yani. Sağ ve solda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve... Sokaklar, sokaklar, peşimi bırakmayan sorunlar, sorunlar. Onu görünce kalbi pranga, pranga. Baysalım ne olursun zamanla, zamanla.